videomdan merhaba. Bugün başlıktan anladığınız üzere bugün bir karantina günü ve başlıktan anladığınız gibi ben mutfaktayım. Bütün gün bol börek sarmalı, buzda börek atmalı, süt helvası yapmalı ve yemek yapmalı bir mutfak günü olacak. Bu videoyu izledikten sonra eminim herkes mutfağa girecek ve sürekli bir şeyler yapacak. Hiç vakit kaybetmeden buza atacağım börekleri hazırlamakla başlıyorum. Çünkü yufka almıştım. O yufkaların ziyan olmasını istemiyorum. Kahvaltı için kullanmıştım misafirlerim için. Ama bir tane yufka kullandığım için gerisi olduğu gibi kaldı. Bakalım nasıl bir video bizi bekliyor. Hemen başlayalım. Testlerimi çıkarttım. Böyle hem peynirli hem de patatesli yufka böreği yapacağım. Böyle şeye benziyor. Yani sigara böreğini bayağı büyük haline düşün. Normalde de birkaç sefer buzluğa attım. Çok taze ve çok güzel oluyor. Asla buzluktan çıkmış olduğu anlaşılmıyor bile. Patatesimiz haşlandı arkadaşlar. Yani 15-20 dakikada falan zaten haşlanıyor. Bir çatal yardımıyla patateslerimi eziyorum. Yufkamı da şöyle kesiyorum. Siz yufkacıdan da alabilirsiniz. Ben Bim'den aldım yufkayı. Bim'deki yufkayı kullanıyorum. Yani şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Memnunum. Yani tabii ki elde açılmış bir yufka gibi bir şey beklemeyin. Ben makasla kesiyorum. İkiye katladım. Tekrardan ortasını kestim. Daha sonra şöyle yarım ağaç şekline getirdim. Üst üste koydum işte dört katını da birlikte. Ve sonra bir kez daha kesiyorum. Ortadan. Aslında üçgen dilimler elde ediyorum. Patatesli harcın yanında şöyle peynirli bir harç da hazırladım. İçinde tuz, lor peyniri ve kaşar var. Evinizde maydanoz varsa koyun, gerçekten çok yakışır. Bende olmadığı için koymadım ama böyle de denemiştim. Güzel oluyor. Şimdi bunları sarma işlemine geçeceğim. Bir tabağa da biraz su koydum. Açılmasın diye o kenarlarını şey yapacağım. Şu üçgen dilimleri alıyorum. Aslında hepinizin bildiği bir şey. İçini doldurup direkt sigara böreği sararmış gibi sarıyorum. Böyle bu sigara böreğinden bayağı haşmetli bir börek oluyor. Önce peynirleri sarayım da patates hala birazcık sıcak çünkü. Hem yufkayı kötü yapar hem de yani
elini de birazcık yakabilir. Bakalım artık kaç tane çıkarsan. Şimdi patatesle de devam edelim. Sardım, tam içi de denk geldi, çok az arttı. Zaten ben bunu iki kaşıkla yerim. Hepsi bitti. Şunlar peyniri, bunlar patatesi. Şimdi bunları bir güzel paketleyeceğim. Şimdi süt helvamı yapmaya başlayacağım. Malzemeler çok basit. Biz de internette gördük zaten. Yani herkes yapıyordu bu ara. Biz de denemeye karar verdik. Şimdi 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 200 gram kadar tereyağı ve 1 litre belki birazcık daha fazla şey yapacağız. Neydi onun adı? Süt koyacağız. Şimdi 200 gram tereyağını eritmeye başlıyorum. Tamamen eriyene kadar böyle kısık ateşte olacak. Arkadaşlar, un ve tereyağı bayağı bir sıvılaştı. Kendini saldı bu şekilde. Hatta kaynıyor şu anda. Bir yanda da sütümü bu şekilde kaynatmıştım. Şu anda sıcak, sadece altını kapatmıştım. Birazcık soğumuş olabilir. Şimdi bu ikisini buluşturacağım. Görüyorsunuz bayağı homojen bir şekilde şu anda bu. Bayağı sıvı bir halde. Bugün bu hale gelene kadar bayağı çırpmanız gerekiyor. Şimdi bir anda değil ama yavaş yavaş sütle bu karışımı karıştırarak aynı zamanda ekliyoruz. Bir su bardağı şeker ekledikten sonra şeker tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. Bunu arkadaşlar bu şekilde koyuyorum. Arkadaşlar üzerinin kabuk tutması için bu şekilde 5 dakika bekletiyorum. Sonra da fırına. Süt helvası o kadar zahmetli bir şeymiş ki arkadaşlar, saatlerdir. Yani karıştır. Öyle olunca akşam yemeğe de geç saate kaldı. Şimdi pratikten
modul yapacağım. Artık hani yapacak bir şey yok. Allah'tan tadını çok seviyorum. O yüzden yani bir haftada yesem sıkılmam. Tam bir böyle şey, üşengeç menü. Ama görünüşünü çok beğendim. Bakar mısınız? Demin tadına baktım. Bu haliyle bile gerçekten çok güzellerdi. Şimdi bunlar kabuk bağlamış gibi üstü. Bayağı. Fırına girdiğinde kim bilir hem görseli hem de tadı daha bir lezzetleneceğini düşünüyorum. Bakalım. Burada da üşengeç menüyü koydum. Artık yapacak bir şey yok. Acıktım zaten. Bir an önce yemek istiyorum. Sonra gelsin kilolar, gelsin kilolar. Neyse artık bunun diyeti ödenecek yani. Şu tatlıyı yiyip, şu yemeği yiyip, noodle'ı yiyip bir şekilde bunları... Üstü kabuk bağladı ve şöyle... ...230 derecede bir şöyle üstü kızarana kadar pişireceğim. Şimdi noodle hazır oldu. Biz akşam yemeğini yiyeceğiz. Fırında da yani nasıl söyleyeyim birkaç dakikası falan var. Çıkınca zaten göstereceğim. Tabii ben bugün pert halindeyim. Çünkü bütün gün ayaktaydım. Bütün gün bir şeyler yaptım. Tabii siz sadece görünen tarafı gördünüz ya, mutfak tarafını. Bunun dışında aralarda gittim işte süpürge makinesi açtık. Yerler serindi vesaire. Bunlar bütün gün yani pert halindeyim. Çok da acıktım. Bize afiyet olsun. Süt helvasının da nasıl göründüğünü az sonra şimdi hemen bunun bitimine ekleyeceğim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.